Teknolog YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere internetten satın almış olduğum Ring Light kutu açılımını, kurulumunu ve tabii ki testlerine geçeceğiz. Hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Değerli arkadaşlar, internetten satın almış olduğum Ring Light tamamen ve tamamen sosyal hesaplarda, özellikle kısa videolarda telefonla çekmek için ışık sisteminin çok faydalı olduğunu zaten biliyoruz ve bu amaçla kullanılan bir ürün arkadaşlar. Ben de bu amaçla bu ürünü aldım ve uygun fiyatla aldım. Linkini tabii ki aşağıda bulabilirsiniz. Sizler de böyle bir ürün mutlaka, eğer kısa videolar çekecekseniz, YouTube olsun, Instagram olsun, TikTok olsun vesaire, bütün kısa videolarda telefon özellikle video çekmek istiyorsanız bu ürün tam size göre. Dostlar, ürünün kurulumu çok basit. Zaten 3 parçadan meydana geliyor ve tabii ki ilk başta ayak tarafına baktığımız zaman ayak tarafı tripod tarafı arkadaşlar. Çok basit bir şekilde zaten ayrı bir kutu içerisinde geliyor. Onun yanında üstünde bu ışığınla ayak arasındaki bağlantıyı yapan aparat arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bence kalitesi de gayet uygun. Bunun kurulumu da çok basit. Ve tabii ki ışık sisteminin de kurulumunu bu 3 parça halinde kuruyorsunuz. Kurulumu 2 dakikanızı, 3 dakikanızı almıyor bu şekilde. Ürünün kurulumu zaten basit olduğunu söylemiştik. Ürün tamamen USB ile çalışıyor. İster bilgisayara bağlayın, ister powerbank'inize bağlayın, isterseniz telefon şarj cihazına, fark etmez. Herhangi bir durumda ürün kolaylıkla çalışır. Ürün tabii ki orta tarafında şöyle bir aparat daha var arkadaşlar. Bu aparat da telefonun montajını takmak için kullanılan bir aparat. Şöyle baktığımız zaman da. Dostlar, benim telefon Poco X3 Pro zaten biliyorsunuz, yanlamasına telefonu rahatlıkla tutturabiliyoruz arkadaşlar. Ve telefonun da arka tarafında, tutacak tarafında da yine sabitlemeye yarayan bir, burada bir vida taklidi şeklinde bir ürün yapmışlar. Sadece şu tarafı arkadaşlar biraz sert. Yani tam böyle durmuyor. Böyle biraz hareketli halinde. Ama tabii ki testlerini daha önce yaptım. Zaten ben bu kutu açılımı olarak görmeyeyim bu videoyu. Bu videoyu daha önce açtım. Testlerini yaptım. Aldığımız zaman kargoda ürünü öncelikle bir kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Ben kargoda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Güzel bir şekilde paketlenmiş ve bize geldi. Elime ulaştı. Ve üründen de herhangi bir sıkıntı da görmedim şu ana kadar. Hemen şimdi bu aparatı da telefonumuzu taktıktan sonra bu Ring Light'ımızın ortada aparat yeri var. Buraya takıyoruz. Şimdi telefonumuzu hemen bir takalım. Sizler de görün. Benim telefon dediğim gibi biraz büyük telefon olduğu için ağırlık veriyor ama şöyle baktığımız zaman telefonumuzu rahatlıkla gördüğünüz gibi tutabiliyor. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Şimdi dediğim gibi bu USB bağlantılı olan bir cihaz olduğu için ekstra bir adaptör vesaire gerek yok. Yani adaptöre bağladım şu anda video çektiğim için. Ve cihazın arkadaşlar şurada bir kontrol yeri var, düğme yeri var. Buradaki on off düğmesi, sizlerin de gördüğü gibi açma kapama yarayan bir düğme. Onun altındaki böyle ışığın gücünü düşürmeye ve arttırmaya yarıyor. Şu anda görüyorsunuz herhalde. Evet. Diğer de üç renkli. Hemen şöyle bir açalım. Üç renkli ışık yapıyor arkadaşlar. Bakın, sarı renk, beyaz renk ve bu şekilde üç farklı renk yapıyor. Ve yine bunlar üzerinde de yine ışığın tonunu, daha doğrusu kuvvetini artırıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Gayet de başarılı bir ürün. Dediğim gibi ürün fiyat performans bir ürün. Dediğim gibi kısa videolar çekecek arkadaşlara tavsiye ediyorum. Şimdi telefonuma da hemen birkaç video halinde bu videomuza ekleyeceğim. Bakalım sizler de beğenebilecek misiniz kalitesini. Arkadaşlar, şimdi ise telefonumun ön kamerasından bu videoyu çekiyorum. Ekleme buradan onu görüyorsunuz. Öncelikle cihazımız kapalı bir şekilde, görüntümü görüyorsunuz. Karşı taraftan, yani şu yüzümün bu tarafından ışık vuruyor. Camdan ışık vuruyor. Şimdi cihazımızı bir açalım. Açtık ve şu anda cihazımızı en kısık moduna getiriyorum. Şu anda cihazımız en kısık modda. Hatta şöyle beyaz rengine getirelim. Ve şu anda yavaş yavaş ışık kuvvetini arttırmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, ön kamerası olduğu için kalite normalde şöyle. Bakın, şu taraftaki karanlık vardı. Zaten bu tarafta herhangi bir ışık kaynağım yok. Karşıda da herhangi bir ışık kaynağım yok. Cihazın tamamen kendi ışık kaynağıyla. Bakın, açtım. Şu anda maksimum ışık gücüne getirmiş durumdayım. Gayet de başarılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ışığı değiştirelim. Bu şekilde bir ışık yaptı, mavi renkli. Gördüğünüz gibi gayet de başarılı bir renk. Şimdi
Bu da maksimum seviyede. Bunu da bir şöyle kısalım, kıstık iyice. En düşüğe getirdik. Şu anda cihazımıza ışık yanıyor fakat gündüz olduğu için belki bu tam denk gelmiyordur. Ama zaten buradaki amaç gündüz ya da akşam olarak düşünmeyin. Özellikle dediğim gibi kısa videolar yapacak arkadaşlar ya da makyaj videolar yapan bayan arkadaşlarımız için ideal bir şey. Şimdi rengini değiştirelim ve ışığı kuvvetini açtım sonuna kadar. Gördüğünüz gibi gayet de başarılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir tekrar bir beyaza getirdim. Zaten en ideali bu bence. En güzeli de bu görünüyor. Kıstım. Şu renkten farklı farklı. Gördüğünüz gibi gayet de başarılı bir cihaz oldu. Yani fiyat performans. Tabii ki piyasada çok ama çok farklı değerde, yani fiyatta, fiyat olarak çok farklı ürünler mevcut. Ben tabii ki ince bir araştırma yaptım, şöyle güzel bir araştırma yaptım. Fazla dedim fiyat farkı olmasın, fazla bir ürün, ya para vermek istemedim ürün açıkçası. Çünkü amatör, başlangıç seviyesinde bir ürün. Ama ben gerçekten de kalitesini çok iyi gördüm arkadaşlar. Gerçekten kalitesi bence fiyatına göre 10 numara 5 yıldız diyebiliriz. Hemen şöyle rengini tekrar değiştirdim. Şu rengi alalım. Evet, şu anda da hemen bir renk daha değiştirdim. Evet, en ideali bu. Belki biraz gözümüzü alabilir ama ön kameradan çekim yapacak arkadaşlar tabii ki. Şöyle gördüğünüz zaman ürün gayet bence... Yani niye bunu aldım demiyorum. İyi ki bunu almışım diyebilirim arkadaşlar. Gayet de başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar teknik değerlerinde geçecek olursak ufak bir bilgi olarak şimdi kutusunda yazanları söyleyeceğim. Bunun modeli QX260 olarak geçiyor arkadaşlar. Sizlerin de gördüğü gibi. Yani 2.6 metrelik bir boyuta kadar çıkabiliyor anladığım kadarıyla. Denemek istemedim. Zaten ideal bir boy olarak tam telefonun özellikle ön kamerasına doğru hizasını bize gösteriyor. Bu önemli. Onun haricinde 10 inçlikte bir boyu görünüyor arkadaşlar. Dediğim gibi aparatın özellikle tripod ayağı zaten ayrı bir almaya kalksanız sadece bir tripod ayak özellikle zaten 200-300-400 lira TL civarında değişiyor. Tabii ki kalitesine ve markasına modeline bağlı olarak. Eğer ki siz amatör başlangıçta bir video çekmeyi yapıyorsanız YouTube'da Shorts olabilir, Instagram'da olabilir veya başka bir yerlerde bu sizin işinizi hayli hayli götürür arkadaşlar. Bu ürünü de tavsiye ettiğim ürün arasında ben beğendim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Umarım Teknolog YouTube kanalındaki bu ürün incelememizi beğenmişsinizdir. Bir abone olmayı, bir de arkasından beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Esen kalın.